Herkese merhaba. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bugün non-functional test dünyasını konuşacağız. Non-functional test deyince ilk akla gelen testlerden bir tanesi olan usability testlerini konuşacağız. Bu alanda Türkiye'de tanınan, bu alanın tanınan insanlardan bir tanesi User Sports kurucusu sevgili Mustafa Dalcı misafirimiz olacak. Merhaba, hoş geldin Mustafa. Merhaba, hoş bulduk Masum. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim bizi kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yayından önce de konuştuk aslında, hatırlarsın uzun uzun yıllar önce Özgür Hoca'nın, Özgür Zan'ın dersinde başladı tanışıklığımız. Evet, 2010-2011 dönemiydi. Aynen. Kısaca kendinden bir bahseder misin, tanıtır mısın? Tabii. Aslında Özgür Hoca beni dersine dahil ettiğinde, ki Özgür Zan da Done adında bir yazılım şirketinin kurucusuydu. Kendisi de kullanıcı deneyimi anlamında ilk yüksek lisans derslerini veren kişilerdendir hani. O dönemde ben üniversitede araştırma görevlisi olarak devam ediyordum hayatıma. Hatta yine yayından önce konuştuk. Bu canlı yayında Elif Bakiler'in anısını olsun. Hani bizi derste tanıştığımız zaman ben aynı zamanda Elif'le de tanışmıştım seninle beraber. Sektördeki birçok yerde bizi kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik testi konusunda şirketlerine tavsiye etmişti. Allah rahmet eylesin diyelim tekrar kendisine. Ben kullanıcı deneyimiyle olan ilgim aslında bugün konuşmamızın konusu olan kullanılabilirlik testiyle tesadüfen tanışmamla başladı. Yani ben üniversitenin, ODTÜ'nün web sitesini yapan ekipte araştırma görevlisi olarak çalışırken bir akademisyen arkadaşımın yaptığımız siteleri test etmek ve üzerinden makale yazma ilgisi üzerine başladım bu alana. Aslında User Spots'u kurmadan önceki hikayem böyle. Hatta o dönem yine ODTÜ'de çok fazla kullanılabilirlik laboratuvarı vardır. İşte Bilgi İşlem'de var, Kürşat Hoca'nın şirketinde vardı. Kürşat Çalıtay da bu olanın öncülerindendir aynı zamanda. ODTÜ'de Endüstriyel Tasarım bölümünde U-Test gibi bir fiziki ürün testlerini yaptığı laboratuvar vardı. Ve o dönemde ben de bu işe aslında bulaşmış oldum, kullanılabilirlik testi konusuna. Ve sonrasında bunun ticari olarak bir karşılığı olduğunu düşünerek User Spots kurdum yıllar önce. User Spots önce kullanılabilirlik testi yapmaya başladı ama kullanılabilirlik testinin ya da kullanılabilirlik alanının kullanıcı deneyimine dönüşmesiyle beraber aynı zamanda kullanıcı araştırmaları ve tasarım yapan bir tarafa dönüştü. Genelde kendimi anlatırken şirketten çok ayıramıyorum. Böyle de bir sıkıntım var. Ben aslında 1983 yılında Ankara'da doğdum. ODTÜ'de istatistik okudum. Sonra da bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans yaptım. Ve şu an User Spots ve IEX ile beraber hala bazında kullanıcı olan, kullanılabilirlik olan, kullanıcı deneyimi olan işler yapmaya devam ediyoruz diyerek kendimi tanıtma bölümünü hızlıca geçmiş olayım. Çok güzel. Şimdi şeydir, hani dediğimiz gibi usability'yi konuşacağız, usability testlerini konuşacağız ama önce hani bir sizden duyalım, yani usability nedir? Bir tane usability biraz daha böyle akademik anlamda ya da teorik anlamda işte biraz daha şeye de dayanıyor. Bu man-machine interaction ya da human-machine interaction dediğimiz olay var. Şimdi tam bu noktada Evet. Usability testing ya da usability'nin buraya dokunduğu nokta neresi ve daha sonra usability UX, yani bu ikisinin arasındaki, bu iki alan arasındaki bağlantı, benzerlik ya da farklılıklar nelerdir diye böyle bir genel noktadan olayı açalım. Tamam. Aslında usability son derece akademik bir karşılığı olan ve aynı zamanda son derece de teknik karşılığı olan bir terim. Yani ISO standardındaki tanımlamasına bakarsan gerçekten tam birazdan hani detaylarını da konuşuruz. Son derece teknik bir terim. Ve hatta Jacob Nielsen, ki bu alanın da öncülerindendir kendisi. Jacob Nielsen de usability engineering adını verdiğimiz bir terimi insanların hayatına sokmaya çok çalışmıştır. Yani kullanılabilirlik dediğim gibi teknik terimi olarak içinde istatistiki parametreler barındıran bir ifade aslında. Ve son derece de net, şimdi tam ISO standardındaki ifadeyi şimdi kullanılabilirlik ile alakalı notlarımdan şey yapıyorum. Kullanılabilirlik şunu diyor aslında.
bir arayüzün, bir sistemin temel olarak kullanıcı hedef kitlesindeki kullanıcılarla kullanım bağlamı ve kullanım amaçları içinde ne kadar etkili, ne kadar verimli ve kullanıcıda ne kadar memnuniyet yaratacak şekilde kullanıldığıdır. Yani üç tane parametreden bahsediyor aslında kullanılabilirlik, etkinlik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyet. Bu parametrelerden iki tanesi siz insanlarla bir arayüzü test ederken ölçüm yaptığınız parametrelerdir. Etkinlik ve verimlilik. Kullanıcı memnuniyeti ise algısal bir parametredir. İnsanlara sorup, senaryolar sonrasında insanlara sorup ölçümlediğiniz bir şeydir. Bu üç parametre birleşir ve herhangi bir fonksiyonun kullanılabilirliğini ortaya çıkarır. Bir uygulamanın içerisinde en sık kullanılan 5-10 fonksiyonu da test ettiğiniz zaman bunların ortalaması da aslında sistemin kullanılabilirliğini ortaya çıkarabilir diyebiliriz. Şimdi kullanılabilirlikle alakalı çok teknik terimler ve çok teknik tanımlar üzerinden gidince insanlar bazen şey yapabiliyorlar. Ama bence bununla alakalı en güzel tanımda Steve Krug diyor ki, hatta Steve Krug'un eşi diyormuş. Ya bir şey ne kadar zorsa o kadar çok kullanmam. Aslında kullanılabilirliğin en teknik olmayan tanımı bir sistemi, bir arayüzü ne kadar kolay kullanılabiliyor. Ki Jacob Nielsen'in 5 parametresinde öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar ve memnuniyet başlıkları da olmakla beraber dediğim gibi buraya istatistiki taraftan yaklaşanlar var. Buraya sonrasında kullanıcı deneyimi danışmanlarına da dönüşecek daha duygusal, daha sezgisel yaklaşanlar da var. Hatta measuringyou.com sitesinin kurucusu Jeff Sauer mesela bu konunun istatistik noktasındaki en hala çalışmaya devam eden, hala usability üzerine çalışmaya devam eden öncü insanlardan biridir ve kendisi tamamen istatistik tarafından bakmıştır bu işe. Ve birçok şirkette böyle bakıyor. Ama belki hatırlarsın eskiden kullanıcı deneyimi konusunda çalışanlar da kullanılmak üzerine çalışanlar da Usability Professionals Association diye UPA diye bir örgüte üye olurlardı. O örgüt ya da örgüt demeyelim şimdi şey olur. O dernek diyelim. O dernek sonra kendi ismini değiştirdi. UXPA yaptı. Aslında terimlerden kazananı usability değil user experience oldu. Çünkü daha duygulara yönelik, daha pazarlama insanların da satın alacağı ve satın aldığı bir terimdi user experience. Tekrarlamak gerekirse daha rakamsal, istatistiki karşı olan bir alan olan usability ki usability engineering diye Jacob Nielsen'in ilk kitaplarından biri tamamen buna odaklanmıştır. Hani bunu bir mühendislik olarak tanımlar. Ölçümler üzerine, istatistik analizler üzerine, işte benchmarklar, rakamsal karşılaştırmalar üzerine gider ve şunu der. Bir arayüzün kullanımı 100 üzerinden 65 kolaydır ya da zordur. Rakamını söyleyebilir. Ya da bir arayüzün bir fonksiyonunun kullanımı 100 üzerinden 65 kolaydır ya da zordur diyebilir. Bunun nasıl ölçümlendiğini birazdan anlatabilirim istersen. Hani o tarz şey, yani kullanılabilirlik nasıl test edilir konusuna çok girmeyeceğim. Tabii, onu Ama zaten dediğim az gibi sonra soracağım evet sorulardan bir evet tanesi az sonra olacak. onları da konuşuruz. Oradaki o etkileşimin rakamsal tarafını ölçümlenmesi aslında senin de dediğin insan makine etkileşiminden, insan bilgisayar etkileşimi alanlarından da gelmektedir. Şimdi insan makine etkileşimi çok basit bir input out ilişkisidir. Makinanın insan ya da işçi diyelim, makineyle etkileşime girecek kişi makineye belli inputlar verir ki bu bir butona basmak, kolu çekmek, bir şeyi çevirmek gibidir. Makine de göstergeyle, sesle, ışıkla bazı outputlar verir. Basit bir input-output ilişkisidir. Ki arabayı da bir makine olarak düşünürsek, aslında arabanın dashboard'u, bizim arabayı kullanırken ki hareketlerimiz de aslında basit birer input-output ilişkisidir. Kullanıcılar, işçiler, işte arabayı kullanacak kişiler, operatörler belli bir senaryo eşliğinde onu ne kadar yapabildiler, yapamadılar, ne kadar kolay yaptılar, gidip mühendisler bunları gözlemlediler aslında. Yani fabrikalara gittiler, işte yaptıkları yeni bir sistemi daha prototip aşamasındayken çalışanlarla test ettiler ve burada insan makine etkileşimiyle alakalı makaleler 1900'lü yılların başında ilk çıkmaya başladı.
Yani gidip gözlemleyip o makine insan etkileşimi anlama üzerine çalışmalar. Sonrasında insan bilgisayar etkileşimi bu alana daha kavrayıcı bir şekilde odaklandı. Çünkü bilgisayar adını verdiğimiz cihaz personal computer olarak herkesin evine girmeye başladı. Herkesin evine girince de aslında oda büyüklüğündeki bilgisayarları mühendisler kullanıyordu ve kimsenin de çok umurunda değildi mühendisleri kolay kullandı mı kullanmadı mı. Ama ne oldu? Son kullanıcının evine, işte ofis çalışanının masasına girmeye başladığı andan itibaren o etkileşimi de ölçümlemek, onun ne kadar kolay olduğunu anlamak aslında önemli bir kriter oldu. İşte bu noktaya kadar hep rakamsal giden iş. Sonrasında UX kavramının daha popüler olmasıyla beraber UX çatısının altındaki bir parçaya dönüştü diye şey yapabiliriz, Anladım. tamamlayabiliriz konuyu. Şimdi tabii biz bugün biraz daha aslında yazılım dünyasını konuşacağız. Bu hani biraz Aynen, aynen. usability'nin ve user experience'in tarihiydi. Peki yazılım dünyasında hani bizim alanda nerede devreye giriyor? Yani usability testing ya da UX kavramı nerede, hangi proje türleri için ya da hangi sektörler için devreye giriyor? Hangilerinde kullanılıyor? Aslında hani yazılım şeylerinde, metodolojilerinde ki sen çok daha hakimsindir o metodolojilere benden. Aslında özellikle waterfall yöntemin içerisine hani sadece usability testi değil, user research'ü de katmaya çalışmak. Özellikle ilk aşama olan o requirement analiz aşamasından itibaren bu alanda çalışan insanları katmaya çalışmak son derece verimli olmakla beraber requirement analiz aşamasının, o işte gereksinimlerin ortaya çıkarılması aşamasının son derece teknik insanlarla ve paydaşlıklarla yapılmasından dolayı o UX insanları, usability insanlarını aslında başka aşamaya çok dahil etmiyordu şirketler. Ve birçok makalede aslında ne kadar erken dahil edebilirseniz sürece o kadar fayda sağlayabileceğinize dair şeyler alıyordunuz. Ki hani bu yaptığınız yazılım bir F-16 uçağının arayüzü de olabilir. Ya da o uçağın bir sistemini yapıyor olabilir. Onu tasarlıyor olabilir. Ya da onun doğrudan iç yazılımını da yapıyor olabilirsiniz. Ya da bir devlet dairesindeki muhasebe sistemini de yapıyor olabilirsiniz. Aslında gerçekten projenin büyüklüğünden bağımsız bir şekilde ilk aşamasında isterleri ve mevcut kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için o requirement aşamasında girmelidir. Sonrasında ortaya prototipler çıktığı zaman, arayüzler çıktığı zaman prototip testleri, en sonunda da aslında sen en başta dedin ya, non-functional testlerden bir tanesi usable test. Yazılım dünyasında usable testin yeri gerçekten böyle biraz küçük kalıyor. Ve öyle tadı tanımlanıyor. Yani birçok non-functional test var. Daha doğrusu functional ve non-functional testler var. Ki functional testlerde işte unit testler, stres testler. Bu arada yanlış söylüyor olabilirim. Sizin domaine sizin kadar hakim değilim. Yok, sıkıntı yok. Bir şey olursa Evet. müdahale ederim. Aynen, lütfen sen müdahale et. Yani fonksiyonel olmayan ve kullanıcıyla yapılan testler biraz da şey durmaz. Sanki zorunluymuş gibi durmaz. Ama birçok yazılımın hayatını da kurtaran testlerdendir. Yani ben bizzat ODTÜ'de, Teknokent'te bir muhasebe yazılımının insanlar tarafından neden kullanılmadığının test edildiğini ve o testler sırasında şunun çıktığını gördüm. Biliyorsunuz eski muhasebe sistemleri daha böyle DOS ekranlarında Enter'la geçtiğimiz şeylerken, ekranlarken O siyah onu ekranlar. ve evet siyah ekranlar, mavi ekranlar vesaire onu web tabanlı bir platforma çevirmiş yazılım şirketi ve aslında web biliyorsun formları tabla geçiyoruz. Oysa muhasebe yazılımında, eski yazılımda Enter'la geçmeye o kadar fazla alışmış ki şeyler, muhasebe insanları. Ve web tabanlı yazılımda da Enter'a basınca sayfa yenileniyor. Ya da Ya formu aslında el submit alışkan ediyor, formu gönderiyor. aynen formu gönderiyor, formu submit ediyor. Yani bir şey yazıp pat Enter'a basma alışkanlığı o kadar güçlü bir alışkanlık ki. Ve sen bunu test etmediğin zaman aslında tabla geçiyor mu? Geçiyor, evet. Functional test de sıkıntı yok functional testlerde. Ama eski yazılımdaki alışkanlıklar yeni web tabanlı yazılımda da devam etmeye çalıştığından usable testte şey çıkıyor. Enter'a basmayı aslında Enter'ı bir sonraki form alanına geçme hareketi yapmalıyız ve JavaScript de bunu override ederek aslında düzeltiyor şirket ve sonra görüyor ki evet çok büyük bir hatadan çok büyük bir şeyden dönülmüş. Yazılım sürecine eğer bu süreç waterfall bir süreçse eğer yazılım sürecinin başında, ortasında ve sonunda
bu işe girebiliyoruz. Aslında kullanılabilirlik uzmanları ya da kullanıcı araştırması yapan uzmanlar bu üç aşamada bu sürecin içerisine girebiliyor. Ama sen de tabii ki takip ediyorsundur artık önemli sayıda ürün geliştirme süreci daha fazla çevik yöntemlerle geliştirilmeye başladı. Ve çevik yöntemler de kullanılabilirlik profesyonellerinin de yani kullanıcı deneyimi profesyonellerinin de aynı zamanda çalışma yönlerini değiştirmek zorunluluğunu ortaya getirdi. Şimdi beraber koştuğunuz sprintler ve şey noktasında hani waterfall süreçte önce bir requirement analiz yapacağız. Bize en hafta vereceksiniz işte 10 hafta, 12 hafta. Biz o sürede çalışacağız yaklaşımı yerini daha az sprintler, işte sıfırıncı sprint, eksi birinci sprint gibi daha az sprintlerde kullanıcı araştırmalarının yapılması, sistemin hangi ilk parçalarının tasarlanacağının ya da geliştirileceğinin belirlenmesi gibi daha kısa sürede kullanıcı deneyimi profesyonellerin çalışması gerekliliğini doğurdu. Ve sonrasında da sprintleri koşarken hep en eksi birinci, en eksi ikinci sprintte araştırmaların yapılması, en eksi birinci sprintte tasarımın yapılması, en ikinci sprintte de onun koşulması gibi yazılımcı ile tasarımcının bir arada çalışması zorunlu ki en artı birinci sprintte de eğer ortaya bir test edilebilir bir çıkmışsa onun test edilmesi gibi bir şekilde dahil edilebiliyor. Tabii şimdi bunu şu an dinleyen arkadaşlarımız ya da sonrasından kaydı dinleyen arkadaşlar şeyi soracak olabilirler. Hayat teorideki olduğu kadar işliyor mu? Bilmiyorum. Sen bu kadar hani sprintlerin net uyulduğu, içine UX insanlarının dahil olduğu yazılım süreçleriyle karşılaştın mı? Ama benim karşılaştığım 10 çevik süreçten bir tanesinde bu yapıyı oturtabildiğimizi gördüm ben. Geri Şimdi kalanların Ece ile tamamında biraz girmeyelim. Ece ile derme girmeyelim. çatma Dertimiz ilerledi. büyük. Ne dedin? Duyamadım. Şey dedim. Zaten hiç Ece konusuna girmeyelim. Herkesin yarası derin olduğu için bugün Ece ile Tabii. konuşmayalım. Ama o sürecin içerisinde de gerçekten yani Agile'ın hızlı yapmak değil, çevik yapmak, mikro parçalara bölmek ve onları esnek bir şekilde yönetebilmek olduğunu kavrayan ekipler de var bu ara Türkiye'de. Yani bizzat şimdi tamamen yöneticilerin Agile'a geçelim daha hızlı olacağız beklentisinden dolayı çevik çalışan ekipten temel beklenti hızlı şey oluyor, hızlı üretim oluyor. Gerçi sonuna baktığımızda belki daha hızlı üretilmiş olmakla beraber aslında Agile'ın temel değer önerisi gerçekten süreç içerisinde değişen kullanıcı sektör belki de paydaş beklentilerinin değişmesine en kolay adapte olabilen sistem bu. Ve o yüzden de aslında birçok özellikle web dünyasına ürün geliştiren, yazılım geliştiren ekipler için son derece hayati oluyor. Yani yarın rakibinin yapacağı bir arayüzün ne olduğunu bilmiyorsun. Yarın başka bir rakibinin getireceği fonksiyonu bilmiyorsun. Yarın başka bir startup'ın gelip piyasayı yerle bir edecek, domine edecek bazı fonksiyonlara sahip olacağını bilmiyorsun. Onu o yüzden waterfall'la yapamazsın. Daha küçük parçalara bölmen gerekiyor yazılım sürecini. Ve tasarım süreci de aslında o küçük parçalara bölündüğünde yazılımcılarla beraber kullanıcı deneyimi insanlarıyla yazılımcıların bir arada çalışabildiği çok güzel kurgular tasarlanabiliyor. Güzel örneklerini yaşadık bizzat iyi çalışan yazılım ekipleriyle beraber. Ama evet çok girmeyeyim Agile dünyasına çünkü baya baya kanayan bir yara ya dönüşmüş durumda gerçekten. Anladım. Ama soruna cevap olmuştur umarım. Gerçekten bence yazılım sürecinin uzunluğundan ve hangi metodolojiyi kullandığımızdan bağımsız sürecin içerisine gerçekten niyetimiz kullanıcının ihtiyacını karşılayan iyi bir yazılım yapmaksa bu noktada dahil edebiliyoruz. Hem usability testi hem de kullanıcı deneyimi araştırmalarını. Anladım. Bu arada ben ufak bir hani anekdot ileteyim ya da ufak bir itiraz. Non-functional test demek bu hani gereksiz olduğu, az önemli olduğu değil. Hani kesinlikle ben buna Tabii ki, katılmıyorum. tabii ki, Sektörde kesinlikle. hiç kimse de hani bunu şey yapmaz. Böyle düşünen varsa da yanlış düşünüyor. Çünkü hani bunun biraz en basit hani az öncesinde söylediğiniz gibi hani non-functional deyince şimdi işte güvenlik
patlıyor, işte hack olayları oluyor, hani şirket rezil oluyor ya da işte parayı kaybediyor. İşte aynısı bu 11.11 şeylerinde işte performans ve dediğiniz gibi usability. Ortaya çok güzel bir ürün koyarsınız hani fonksiyonel anlamda ama ben kullanamadıktan sonra benim için bir anlam ifade etmiyor. O yüzden hani Kesinlikle. non-functional şey olduğu anlamına gelmez. Şimdi biraz şey Yok yok, konuşmak ben gerekli. orada hemen şey yapayım, hani genelde anlatılırken non-functional testlerden bir tanesi diye anlatılıyor ya, bu arası çok doğru, bu arada çok doğru tanımlama. O yüzden yazılım ekipleri ya da yazılım mühendisi, işte bilgisayar mühendisi alanında böyle çok dokunulan bir şey olmuyor. Dediğin gibi önemine kesinlikle katılıyorum. Çok çok önemli ve bunu bilen, uygulayan yazılım ekipleri var. Çok iyi sonuçlar alıyorlar. Ama kullanıcı deneyimi ya da kullanım dünyasının biraz talihsizliği midir nedir? Hep kendini ispatlamak zorunda. Hep böyle tırnaklarıyla kazımak zorunda bu işi. Onu zaten şeydir, zamanla o evrilir yani, ona inanıyorum yani, gerekli olan şey Hı. zaten zamanla evrilir. Şimdi biraz daha böyle artık execution'ı hani konuşmak istiyorum. Yani bu testler nasıl yapılıyor, nerede yapılıyor, ne tür araçlar kullanılıyor, hangi konseptler var? Yani biraz daha bu artık usability testlerde user experience ve yani ölçmekten bahsettik. Bu metotlar, araçlar vesaireler artık biraz hani işin mutfağını aslında hani ben soruyorum. İşin mutfağında bunlar nasıl oluyor, neler oluyor orada? Biraz daha hani o tarafı anlatabilir misiniz? Çok teşekkürler, yine çok güzel bir soru. Gerçekten şey noktasında, şimdi yine burada hani girişte bahsettim ya, işin teknik usability tarafından yaklaşanlarla işin daha sezgisel tarafıyla, böyle daha ürün yönetimi dünyasında bu usable testi sürece dahil etmeye çalışanlar arasında temel farklılıklar var. Onlar da teknikleri çok değiştiriyorlar. Ben şimdi birinci kısmı anlatayım. Birinci kısım şunu diyor aslında. Bir test ortamı, bu kullanıcının bağlamı da olabilir. Farz edelim bir ATM'ye test edeceksin. Gerçekten sokakta bir test ATM'siyle ya da dışarıdaki bir test ATM'si, işte bankanın genel müdürlüğündeki bir test ATM'siyle yapabileceğin gibi, bizzat bir laboratuvara insanları davet ederek laboratuvarda insanları o kullanıcı, yani o etkileşim içerisinde bulunacak arayüzle alakalı ona simüle edecek, gerçek deneyimi simüle edecek senaryolar vererek deneyimi test etme işi aslında. Bir banka üzerinden örnekleyelim. Farz edelim bir bankamız var ve bize geldi, dedi ki ben usability test yaptırmak istiyorum internet bankacılığımın. Biz hedef kitlesindeki insanları laboratuvara çağırıp onlara o bankacılık uygulamasının gerçekten test edilecek ama bunu da git şunu yap şeklinde gerçek bir fonksiyon testi yapar gibi değil. Yeni bir eve taşındın. Bu taşındığın evin ev sahibinin IBAN'ı şu kağıtta yazıyor. Hadi buraya her ayın 15'inde şey yapacak, kiranı ödeyecek şekilde EFT talimatı ver ya da işte para gönderme talimatı, doğrudan EFT ismini de söylemeyebilirsin. Para gönderme talimatı ver deyip onun o senaryoyu yaparken ne kadar sürede yapabildi? Yapabildi mi, yapamadı mı? Ne kadar sürede yaptı ama bunu yaparken kaç tane hata yaptı? Yani bizim belirlediğimiz bir happy path var. Kullanıcının en doğru yoldan bu fonksiyonu hayata geçirmeyip saat hayata geçirmesini düşündüğümüz bir pet var. Bunun dışına ne kadar çıktı? Yani atıyorum mesela para transferine değil de gitti başka bir şey mi tıkladı? Yani ne kadar dakikada ne kadar hatayla yaptı bunu? Ve sonrasında da bu senaryoyla alakalı ne kadar memnun oldu? Hani az önce bahsetmiştim ya, işin ISO tanımı. ISO tanımı buna odaklanıyor. Ne kadar verimli, ne kadar etkili ve ne kadar memnuniyet verici. Şimdi bu üç tane parametreyi yaparsınız. Single usability metric diye de bir ölçüm vardır. O ölçümün içerisine koyarsınız ve size 100 üzerinden bir rakam çıkar. Single yani tek kullanılabilirlik metriği. Az önce, ya bu anlattıklarım son derece laboratuvar ortamında hani sanki beyaz önlük giyen bilim adamlarının yaptığı şekilde anlatabiliyor ama şu tarz kezlerde çok işe yarayabilir.
Benim eski sistemimi ilk defa gören kullanıcılar, işte bu fonksiyonu ortalama 8 dakikada işte şu kadar başarı oranıyla tamamlarlarken, yeni yaptığım sistemi ortalama 6 dakikada %20 daha iyi bir başarı oranıyla ve daha memnun bir şekilde tamamlıyorlar karşılaştırması. Yapabildiğin kezlerde bu tarz testleri yapmak son derece başarılı olur. Veya bankacılık uygulamasından bahsettik. A Bankası'nın EFT işlemi Türkiye'deki en kolay yapılabilen EFT işlemi midir diye düşünsek, sorgulasak, bunu diğer bankaların EFT işlemleriyle karşılaştırmak için yine bu laboratuvarda yapılabilecek testi ve daha doğrusu rakamsal karşılığı olacak testi yapabiliriz. Şimdi bu bahsettiğim aslında işin gayet modere edilen ve laboratuvarda yapılan testiydi. Bunu online'da yapamaz mıyız? Bunu online'da gayet yapabiliriz. Buna da moderated remote test denebiliyor. Bunu modere etmeden, ki moderasyondan da kastım şu: moderatör ve tester yan yana otururlar. Moderatör ona senaryoları söyler. Yönlendirmez asla. Sorulara cevap vermez ve sonrasında kişinin sesli düşünme prosedürüyle beraber, think aloud prosedürüyle beraber yaptıklarının üzerinden tekrar geçebileceği veyahut neden onu yaptığını anlatabileceği bir session'la beraber her senaryodan sonra aslında kişiyi olabildiğince konuşturmaya çalışır. Dediğim gibi lab'da da yapabilir bunu, evde de yapabilir veyahut remote unmoderated şekilde de yapabilir. Usertesting.com mesela bunun en popüler örneklerinden biridir. İşte şu web sitesinde şunu yapabilir misiniz gibi bir senaryo yazarsınız. Usertesting.com'u atarsınız. O 15 kişiye o senaryoları gönderir. Evlerinde insanlar test yaparlar, ekranlarını kaydederler ve size gönderirler. Tabii ki laboratuvarda yapıldığı gibi bir istatistiki analizi doğru yapabilecek doneyi sağlamayabilir size. Ama ne olur? 2 saatte arayüzünüzün ilk kullanıcılarda yaşadığı hissiyatı ve ilk deneyimi anlamanıza olanak sağlayabilir. Şimdi bu dediğim gibi daha prosedürel, daha teknik, daha istatistiki giden bir yoldu. İkinci yol, benim çok sevdiğim Steve Krug bunu Rocket Surgery Made Easy kitabında anlatıyor. Steve Krug diyor ki, atla deve değil, aslında Rocket Surgery Made Easy'nin Türkçesi gerçekten bu olurdu. Atla deve değil. Ya senin bir laboratuvara ihtiyacın yok. Senin istatistiki analize de ihtiyacın yok. Sen ürün yapıyorsun ve ürün dünyasında şunu yaparsan senin için yeterli. Her ay en azından bir kere 3 kullanıcıyla test et. Her kullanıcıyla testi yaptıktan sonra notlarını al. O notları testler bittikten sonra bir saat bir konuş üzerine ve sonra bunları bir maile dönüştür. Yani formal bir kullanılabilirlik testi kurallarının hiçbirine uymak zorunda değiliz. Hani o klasik kaç kullanıcıdır, kaç kullanıcıyla yapabilirsin, yapmalısın vesaire tartışmalar da var ya. Bunların hiçbirine girmeden de sen ürün sürecinde kullanıcıya ara ara dokunup yakaladığın problemleri hızlı çözmelisin. Onun aslında tavsiye ettiği yöntem de şunu diyor. Diyor ki, hatalar bazen buzdağının o görünmeyen noktasındadır. Sen o daha önce görmüş olduğun bir hatayı çözmelisin ki sonrasında onun altından yeni hatalar çıkabilir. Hani birinci yaklaşımdaki gibi, haydi çok kapsamlı 50 kişiyle kullanılabilir test yapıyoruz, işte 20 kişiyle atıyorum 12 kişiyle yapıyoruz, 6 hafta bunu harcıyoruz dersen orada aslında yakalayamadığın hatalar olur. Onun yerine, ki bu aslında yine çevik dünyanın çok sevebileceği bir yöntemdir. Onun yerine ekiple beraber sprint sonunda bir cuma sabahını, her iki sprintte bir cuma sabahını ayır. Sabah 3 kişiyle test et. Öğleden sonra üzerine konuş. Ve sonrasında da bir sonraki sprintte ya da sonraki sprintlerde bunları düzelt. Biz de aslında bundan esinlenerek One Day UX adında bir servis oluşturduk. Yani dedik ki, sabah kullanıcılar gelsin, 5 kullanıcıyla 3 kullanıcıyla test edelim. Onların test sonuçları üzerine yorumlarımızı öğleden sonra tahta karşısında çizerek yapalım. Ve gün sonunda elimizde bir rapor olsun. Diyelim ki ilk
Hatta bulguları böyle önceliklendirelim. Yani yapması kolay, faydası yüksek diye gruplayalım. Ve bu yaptığımız gruplamalara göre de ilk ateş edeceğimiz fonksiyonları belirleyip oradan devam edelim. Biraz metotları anlatmış oldum ama bilmiyorum Anladım. eksik kalan taraf oldu mu? Yok yok, yani aslında konuşacak çok şey var. Şimdi burada benim merak ettiğim ve genelde de insanların merak ettiği şey noktası var. Bu KPI'lar var. Buradaki KPI'ları kim belirliyor? Yani bu aslında da hani bazen diğer şeylerde de oluyor. Diğer test türlerinde de oluyor. Yani özellikle mesela performansta en sık sorulan sorulardan biridir. Yani tamam da Evet. KPI'yi kim belirleyecek? Burada usability'de KPI projeye göre mi değişiyor? Belli standartlar mı var? Yani işte örneğin alışveriş, yani ödeme yapacağım. Ödeme kaç tıkta yapmalıyım? Ya da işte bir form dolduruyorum. O forma kaç tıkta ulaşmalıyım? Yani bu hani tabii bir web arayüzü için. Yani bu mobil de olabilir, başka bir şey de Tabii olabilir. tabii. Yani ben o senaryoyu başarılı bir şekilde bitirmek için veya bu usable'dır. Yani bu web sitesi, evet, kullanımı iyidir demek için standart KPI'lar var mı, yoksa bu projeye göre mi değişiyor? Bu projeye göre değişiyorsa genelde hani referans noktası ne oluyor? Böyle bu KPI'lar en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Tabii. Tabii. Güzel bir konu KPI'ler. Aslında az önce anlatmayı atladım. Hani kullanılabilir testin sonunda da aslında bir tane anket veriyorsun. Bu kullanılabilir testi sonrası anketlerinde de bazı global anketler var. Yıllardır yapılan ve yıllardır yapıldığı için ciddi veri tabanları oluşmuş olan. İşte aldığın oradaki puana göre belli bir benchmark'ta işte A sınıfı bir ürün müsün, B sınıfı, C sınıfı ürün müsün diye adlandırabileceğin bazı ürünler var. Mesela System Usability Scale kullanılabilirlik sonrasında, kullanılabilirlik testi sonrasında yapılan bir anket. Ve bu anketin sonucunda ortaya yine 100 üzerinden bir şey rakamı çıkar. Bu anket kötü ve hızlı bir ankettir. Tıpkı Net Promoter Score gibi. Net Promoter Score'u daha çok müşteri deneyimi camiasında çok kullanılmıştır. Kullanılıyordur da aynı zamanda. Biraz Amerikalı da bir sorudur. Hani SUS'taki kötü örnekleri demiştim ya. SUS'taki kötü ve hızlı bir anketti. Net Promoter Score da şunu der. Bu sistemi arkadaşına tavsiye eder misin? 10 kesinlikle etmem. Pardon, 0 kesinlikle etmem. 10 kesinlikle ederim. Ve şöyle ölçümlenir. 10 ve 9 verenlerin oranı eksi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verenler. Şimdi bunu niye biraz detaylı anlatıyorum? Aslında yine yakın zamanda Jeff Saro diyor ki measuringyou.com'da System Usability Scale'le yani kullanılabilirlik testi sonrasında verilen anketle şirketin o anketten aldığı skorla şirketin müşteri deneyimi skoru arasında bir korelasyon var, birbirleriyle bir şey var, ilişki var. Ve bu ilişki aynı zamanda şirketin büyüme oranıyla da ilişkili. Yani orada aldığın skor senin ne kadar büyüdüğünü gösterecek de bir skor. Yani iyi bir deneyimin varsa, arayüzün iyi kolay kullanılabiliyorsa, evet, burada bu senin büyümene kadar etki edecek bir şeydir. Şimdi bu mesela KPI'lerden biri. Bunun bu ara SUS'un daha iyi versiyonları var. SuperQ şeklinde. Yine 13-14 sorudan oluşan. Birçok arayüzün estetik algısını, metinsel ifadeleri, bilgi mimarisini ölçümlenen quiz gibi anketler var. O anketlerin rakamları da benzer bir şekilde kritik. Ama burada özellikle bir web arayüzü yapıyorsak, özellikle bir son kullanıcıya dokunan bir arayüz yapıyorsak, sadece usability testlerden belirlediğimiz KPI'ler tek başına yeterli olmayacaktır. Aslında burada şöyle bir şey var. Gerçekten kullanılabilir testinde ölçümlediğin rakamlarla canlıdaki ölçümlediğin rakamların birbirini beslemesi noktası var. Yani bir analitik statasına bakarsan az önce şeyi çok güzel söyledin. Yani bir e-ticaret sitesinin checkout'u kaç adımda olmalıdır? Şimdi onlarca bunun 3 adımda ve dikey olduğu zaman çok başarılı olduğuna dair hem makale hem Medium yazısı var. Onlarca multi step olduğu zaman çok daha başarılı olacağına dair şey var. İşte Amazon'un checkout'unun en iyisi olduğunu söyleyenler var. Başka checkout'un en iyisi olduğunu söyleyenler var. Ama bunların gerçekten neredeyse çoğu hem değişken
dönem değişiyorlar. Hem de birbirleriyle çok karşılaştırılabilir noktalarda değiller. Yani sen sevgililer günündeki conversion rate'inle Black Friday'deki conversion rate'inle normal bir gündeki conversion rate'in arasında da çok ciddi fark var. Ama hani bu istatistikleri en iyisi şudur, en iyisi budur diyerek ölçememekle beraber zaman serisi içerisine döküp nerede iyileştirmeler yaptın, nerede iyisin, nerede kötüsünü net bir şekilde sunabilmek çok daha önemli. Yani az önce bahsettiğim SUS istatistiği, SUS KPI'yi global bir şekilde karşılaştırıp ben dünyadaki ürünlerin arasında B sınıfındayım diyebileceğim bir KPI verirken usability testin içerisinde diğer ölçümlenen ortalama kaç dakikada tamamlar, kaç hata yaparak tamamlar kısımları öyle kesin böyle olmalıdır, kesin şöyle olmalıdır diyerek karşılaştırabileceğim rakamlar olmuyor. O yüzden onları ara ara yaparak dönemsel bir istatistiğin olması ve onları da belki de rakiplerinin sitelerini test ederek onlarla karşılaştırabileceğin noktada olmalılar. Bununla alakalı bu ara yine çok sevdiğim arkadaşım Gökhan Besen bunun ölçümlenmesiyle alakalı da bazı yöntemler denemektedir. Yani şöyle yöntemler var bu ara. Belki yazılım testinde de vardır bu. Yine tekrar söylüyorum hani alana çok hakim olmadığım için lütfen düzelt beni. Mesela kullanıcı bir search barla karşılaştığında mouse'un oraya gelmesi 45 milisaniye tutar. Herhangi bir arama terimini yazmak ortalama 150 milisaniye tutar. Sayfanın yüklenmesinden sonra mouse'un şeye gitmesi bilmem kaç milisaniye tutar gibi KLM faktör vesaire gibi analizlerle aslında bir checkout ortalama bu kadar sürmelidir gibi analizlerin olduğunu biliyorum. Ama bu analizler çok usability testlerinde kullanılmıyorlar. Sadece tüketicinin bilişsel yükünün minimum olduğu, son derece odaklı olduğu case'lerde bunu ne kadar da aşağı yukarı tamamlamalıdır, bizde ne kadar da tamamlıyordur karşılaştırması yapmak için kullanılabildiği bazı noktalar var. Ben tekrar canlı KPI'lere dönersem, örneğin bir analytics yaptım, funnel yaptım. Dört adımdan oluşan bir sepet sayfan var. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Sen burada şu istatistikleri görebilirsin. Her adımda kullanıcılarımın yüzde kaçını kaybediyorum. Ama sana analytics datası niyeleri söylemez. Yani ikinci adımda niye kaybediyorsun? Yani kargo şirketinde mi sıkıntı var? Kargo parasında mı sıkıntı var? Orada gördüğü ne ile oradan düşüyor? Bunu orada göremezsin. Bunu kullanılabilir testinde görmen lazım. Canlı veriler sana ne soruların cevabını verirler. Kullanılabilir testindeki veriler de onların niyelerini anlatmaya çalışırlar. Ne ve niye arasında da tabii ki her iki tarafta da kayıp istatistikler vardı. Şimdi mesela kullanılabilir testi yanında moderatörün olduğu, seni gözlemlediği, sen bir şeyler yaparken not alan birisinin olduğu bir testtir. Hawthorne etkisi devreye girer. Yani Hawthorne etkisi de aslında biri seni gözlemlediği zaman performansın değişir. Yani şimdi bir e-ticaret sitesinde normalde kendi başına bilgisayarda takılırken ki checkout'u tamamlama sürenle yanımda sen oturuyorken tamamlama süren benim farklıdır. O yüzden usability testteki istatistiği alıp doğrudan kullanamazsın. Analitik verilerine bakar ya da mouse hareketlerine baktığında da bu sefer kullanıcının amacını anlayamıyorsun. Yani gerçekten filmi vardı yani korku filmi. Televizyonun içinden çıkan kız. Gerçekten bilgisayarın içinden çıkıp bu ikisinin arasını bulabilmen lazım. Bunu yapamayacağın için de ikisini bir arada yaparsın. Bu iki KPI'yi bir arada toplar ve bununla beraber yaparsın. Hayatına devam edersin gibi bir Anladım. toplamış oldum. Burada yine bir iki sorun daha olacak. Yani tam bu işin hani mutfağı ile teknik tarafı ile ilgili olarak. Birincisi şimdi ürün hazır olmadan usability ya da user experience'ı test yani usability testleri yapamaz mıyız?
ya da UX'i ölçemez miyiz? Yani illaki ortada bir ürün mü olmalı? Çünkü hani biraz daha sürece uygun bir projede, bir yazılım projesinde işte wireframe olabilir, mockup olabilir ya da diğer işte şeyler olabilir. Yani buradaki testler hani klasik fonksiyonel dünyada hani şey olabiliyor, hani test driven development dediğimiz hani şeyler bile var, konseptler bile var. Yani ürünü geliştirmeden önce de testler yapabilirsin. Böyle bir durum usability için var mı? UX için var mı? Bu birinci soru. İkincisi de biraz daha şey aslında soracaktım. Böyle spesifik örnekler, yani usability dediğimiz zaman bir web sitesinden, yani özellikle web ve mobil uygulama için konuşacağım. Çünkü hani ağırlıklı olarak şu an bizi dinleyen arkadaşlar ve hani şu an günümüzdeki şeyler, uygulamalar web ve mobil. Hani işte bu bilgi mimarisidir ya da işte hani neler önemlidir? Yani öneri anlamda aslında hani bir yazılım projesi, yani bir web projesi ya da mobil proje yaptığımız zaman hani oradaki faktörler nelerdir? Hani başarı faktörleri nelerdir? İşte menüdür ya da işte sepet örneğidir. İkinci soru da bu, hani bununla ilgili birkaç örnek, yani neler etkiliyor? Dedim, birincisi başlamadan da test edebilir miyiz? Yani başlamadan önce ne yapabiliriz? Bir de hani genel anlamda nelere dikkat etmeliyiz? Yani bir üretici anlamında. Bence güzel, yine güzel bir noktaya dokunuyorsun. Çünkü şöyle bir artık söylem oluşmaya başladı. Yani hiçbir zaman test için şey değildir. Test etmek için erken cümlesinin kurabilecek durumda değiliz. Her şey test edilebilir. Yani birçok kez karşılaşıyoruz biz şeylerle, ekiplerle, ürün ekipleriyle ve şey diyorlar, yani ürün daha test edilebilecek olgunluğa erişmedi. Öyle bir dünya yok, gerçekten öyle bir dünya yok. Yani tabii ki senin ürünün buglardan arınmış, görece majör buglardan arınmış olduğu noktada yapacağın test diğerlerine nazaran, işte daha erken aşamada yaptığın testlere nazaran, kullanılabilir testlere nazaran daha iyi sonuçlar vermekle beraber sen wireframe sürecinde de çok güzel bir prototip testi yapabilirsin. O şunu ortaya çıkarmaz yani. Benim yeni yaptığım arayüzde insanlar kaç dakika içinde bir fonksiyonu tamamlayacaklar. Gerçekten kullanabiliyorlar mı, kullanamıyorlar mı çıkarmaz ama konseptim gerçekten anlaşılıyor mu? Ana tasarım kararlarım kullanıcı tarafından özümsenebilecek mi? Bunun gibi erken aşamadaki kararları daha ortada hiçbir şey yokken, daha ortada fikirler varken dahi test edebilirsin. Bence rakibi test ederek de işe başlayabilirsin. Yani tekrar söylüyorum, aslında test yapma zihniyeti varsa eğer erken aşamada bulabildiğin her şeyi test edebiliyorsun zaten. Wireframe olur, mockup olur, rakip olur. Ki artık yeni nesil şeylerde, ürün üretim dünyasında ben yine hani yazılımcı arkadaşlarımızın bulunduğu ortamlarda bunu çok söylediğim için biraz esefle kınanıyorum. Artık no-code platformlar var. No-code platformlarla beraber aslında ben bu ürünü yapsam acaba gerçekten belli bir kullanıcı bazına ulaşır mıyım? Sorusunu kanlı canlı ürünle test etmeni sağlayacak no-code ürünleri yapabiliyorsun. Bunu söylediğim zaman yazılımcı arkadaşlar şunu diyor. Yani ya 1 milyon müşterimiz olsa scalability problemi olmaz mı? Olur, evet. Olur ama artık yeni dönem, yeni ürün dönemi, 1 milyon müşteriye ulaşabilir miyiz kararından önce ben bu işe yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım kararını erken aşamada alma üzerine. Onu da erken aşamada bir MVP ürün yapayım. Bu MVP ürünü belki de yazılımcıya ihtiyaç duymadan bile yapabilirim. No-code platformla yaparım. Ve sonrasında o kullanıcı bazına ulaştıysam gerçekten KPI'larım, işte retention yüksekse, yani tüketicinin tekrar tekrar gelme oranı yüksekse, geldiğinde vakit geçirme oranı yüksekse, satın alma ilgisini görüyorsam ben, o zaman diyeyim ki evet, ben bu ürünü gerçekten yapacağım. Yani yeni dünya artık, benim bir fikrim var. Hadi bunu 10 kişilik ekiple bir yılımızı buna gömüyoruz. Hadi ürünü açtık. Kimse kullanmadı, kusura bakma. Biz 10 kişi bir yılımızı buna gömdük. 1 milyon doları yatırdık yerine.
Yeni dünya şunu zaten sana söylüyor. Üç kişiyle belki de yazılımcıya dahi ihtiyaç duymadan bu ürünün insanlar tarafından kullanılacağını, daha doğrusu ürünün probleminin insanlar tarafından para verilir bir şekilde, para verilecek bir değerinin olduğunu kanıtla, sonrasında bu ürünü yapmaya başla artık. Aslında bunun tamamı bir test temelde. Buna da validasyon testi deniyor. İşte bu yeni dönemin o validasyon yaklaşımı çok kritik. Şöyle testler var. Yani bilmiyorum canlıda ürün olan arkadaşlar ne kadar yapacaklar. Yani fake link testleri var. Yani Bir daha envato söyleyebilir elements diye bir misin? Bir daha söyleyebilir misin? fake link testleri. Yani envato elements'in mesela bir tane sketch plugin'i var. Ben bunu çok birçok yerde anlatıyorum. Şimdi envato elements birçok template'in, fotoğrafın, videonun olduğu bir site. Abone oluyorsun, aylık abone oluyorsun ve birçok template'e ulaşabiliyorsun. Sketch plugin'i yapmışlar, sketch eklentisi yapmışlar ve diyor ki burada temaları bulabilirsin. Fotoğrafları da bulabilirsin diyor. Yanında da böyle bir yeni şey var, tamam mı? Ona basınca diyor ki ya ben daha bu özelliği yapmadım. Gel sana bir anket yapayım. Burada ne olmasını istersin? Ya aslında adamın orada ölçtüğü ne biliyor musun? Ona kaç kişi tıkladı? Yani adam şunu ölçüyor. Ben bu özelliği yaparsam bu plugin'i yükleyenlerin en azından %20'si buna tıklayacak mı? %20'si tıklarsa eğer sonunda bunu yapmaya karar veriyor. Ya bunu Güney Amerika'daki işte Getir gibi bana gibi bir şirket şöyle yapmış mesela. Boş Android app testi yapıyor. Android Store'a boş app atıyorlar. Atıyorum pizza getir, bira getir, ilaç getir, X getir, Y getir gibi app'leri atıyorlar boş bir şekilde. Ve diyorlar ki ilk gün ya da ilk 2 gün içerisinde 5.000'den fazla download olan boş app'i yapmaya karar veriyorlar. Yani bir şey yapmadan önce bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım kararı aslında artık yeni dönemin test konusu. O yüzden benim ikinci soruna da geçtiğimizde gerçekten ilk önerim bu olacak. Yani ürünüm bir acıyı dindiriyor muyu anlamak için önce valide etmelisin. Bu bir acı mı insanlarda? Bu da aslında usability ile usefulness şeye giriyor, devreye giriyor. Örnek vermeyeyim. Şu an girişimcisini çok da sevdiğimden dolayı şey yapmak istemiyorum ama şirkete örnek vermeyeyim. Ya bizim kullanılabilirlik testlerinde en yüksek puanı alan bir girişimimiz var ve hala da gerçekten hala en yukarıda. Yani böyle usability test sonunda yaptığımız ankette böyle 85'e yakın bir puan almıştı. Yani herkes beğendi. Arayüz çok kolay, çok güzel kullanılabilir. İnanılmaz süreçler akıyor gerçekten. Yani parametreler de çok iyi. Ama sonrasında 2 hafta sonra biz insanları aradık, tamam mı? Teste katılmış 16 kişi aradık. Dedik ki bu ürünü bir daha kullandın mı? 16'da şey dedi. Hayır kullanmadım. Ne oldu? Çok usable bir ürün. Çok kullanılabilir ürün. İnanılmaz kolay kullanılabilir bir ürün. Ama faydalı değil. Faydalı değilmiş. İşte o faydayı yakalamak benim ilk şeyim. Gerçekten faydalı bir şey yapıyor muyuz? Sonrasında aslında artık inşa etmeye başladığı zaman diğer tavsiyeler devreye giriyor. Yani işe kullanıcı gözüyle bakmak, temel tasarım prensiplerini özümsemek, işin içine katmak. Başta ya şimdi bizi dinleyenler yine şey diyecek olabilir. Başta esinlenmek belki de. Yani Storyleri Instagram bulmadı. Storyler Instagram'ın yaptığı bir şey değildi. Snapchat'in yaptığı bir şeydi. Ve Instagram bunu çok güzel esinlenerek sisteminde kullandı. Ya kimse de Instagram'a şey demedi. Nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Sen bunları çaldın vesaire demedi. Bunu çal demiyorum. Çalmak zaten tasarımda şöyle. Adidas diye çalmaya ben çalma diyorum. Yani 3 şeridi değil 4 şerit logo yapıp Adidas yaparsan çalarsın. Çalmak değil esinlenmek. Apple da esinleniyor. Apple'ın da onlarca esinlendiği ürün var. Apple ve Brown'dan esinleniyor. Yani bir tane Alman tabii ki tasarım dünyasını değiştiren şirketlerden birisidir ama
Alman küçük ev aletleri yapan şirketin Apple'ın tasarım anlayışını değiştiriyor olması komik gelebilir hepimize. Ama böyle. Ve Apple'ın baş tasarımcısı ki istifa etti kendisi, diyor ki ben Dieter Rams'ı çok seviyorum. Yani Brown'un baş tasarımcısına hayranım. Esinlenmek, özellikle başta temel best practice'leri kullanmak ve sonrasında gerçekten bu ürün çalışıyor mu validasyonuna ulaştıktan sonra onun kullanıcı deneyimiyle alakalı kullanıcı deneyimi profesyonelleriyle, freelancerlerle ya da kendi ekibine dahil ettiği kullanıcı deneyimi insanlarıyla beraber adım adım ilerlemek tavsiye ediliyor. Hatta işte 500 Startups'tan birisi Dave McClure'du galiba, şey diyor. Her şirketin başta 3 karaktere ihtiyacı var. Biri coder, daha doğrusu biri hacker, hack edecek. Biri designer, tasarlayacak. Biri de hustler, dolandırıcı, satacak. Yani bir satıcı ürünü anlatacak, ürünü satacak. Bir tasarımcı, bir yazılımcı. Bu üçüyle beraber harika ürünler geliştirebilirsin. Umarım faydalı olmuştur. Baya bir Soruna cevap verebilmişimdir. ilgimi tabi tabi ya, aslında o arada bir sürü not aldım. Yalnız şey baya bir ilgimi çekti. Yani ilk defa ben de sizden duydum, bu boş app olayı baya ilginç bir Evet. taktikmiş, baya güzel bir şeymiş. Tabii tabii. Şimdi biz baya bir zamanımız geçti, bir 50 dakika oldu. Ben son birkaç soruyla şey yapayım. Biraz kariyer konuşalım. Hani artık böyle tekniğe burada bir ara vereyim. Biraz kariyer noktasını konuşalım. Yani bu UX ve usability alanda kariyer yapmak için hani şey olabilir. Bu alana başlamak isteyenler olabilir. Hani sıfırdan böyle yeni mezun ya da bu alana geçiş yapmak isteyenler olabilir. Mevcutta kendini geliştirmek isteyenler olabilir. Şimdi ne önerirsiniz? Bu alana başlamak için nelere ihtiyaç var? Ne önerirsiniz? Bir de iyi bir usability ya da UX uzmanı dediğimiz zaman ne tür yeteneklere sahip olmalıdır? Yani biraz daha bu kariyer noktasını bir açabilir misiniz? Evet. Kariyer noktasında aslında gerçekten son zamanlarda da çok sık aldığımız bir soru bu. Kullanılabilirlik. Tabii ki kullanılabilirlik biraz kullanılabilirlik test sanki popülaritesini kaybetmiş gibi gözükmekle beraber asla popülaritesini kaybetmedi. İşe yararlılığını asla kaybetmedi. Yani şu an çok fazla ben kullanılabilirlik testi uzman olmak istiyorum diyen olmuyor. Daha çok kullanıcı araştırmacısı olmak istiyorum. User researcher olmak istiyorum diyenler var. Ve UX designer olmak istiyorum diyenler var. Ve bugün üzerinde konuştuğumuz konular aslında daha çok user researcher konuları. Hani o bahsettiğim kullanıcı testinin tamamının tasarlanması, senaryoların belirlenmesi, pilot testinin yapılması, moderasyon, analiz, analiz sunumunun yapılması vesaire aslında bir UX researcher işine dönüştü. Oradan çıkan bulguların da arayüz, sistem, etkileşim tasarımı yapılması tarafında da UX designer adını verdiğimiz insan devreye giriyor. Bu noktada hani kariyer noktasındaki ilk tavsiyem aslında bu oluyor. Yani kim olmak istiyorsun? Çünkü roller biraz farklılaşmaya başladı. Ve kim olmak istediğine karar vermelisin. Bu arada proje yöneticisi de olabilirsin. Şimdi UX Writing diye bir alan popülerleşti. UX Writer da olabilirsin. Yani başına UX koyunca bir şeyin anlamı yükseliyormuş gibi bir trend de oluştu gerçekten. İkinci tavsiyem sonrasında tavuk yumurta ilişkisi yaşamaya başlıyor bu alana yönelmek isteyenler. Yani portfolyo ya da çıktı üretim bekliyor şirketler, juniorlardan bile. Ama insanların elinde böyle bir şey olması için bir yerlerde çalışması gerekiyor. Bir yerlerde bir şey yapması gerekiyor. Her alan ne kadar popüler olursa o alana girmek isteyen onlarca insan, yüzlerce insan olduğundan ben bu alana ilgi duyuyorum cümlesi sıradan bir cümleye dönüşüyor. O yüzden kariyer konusunda adım atmak isteyen insanların İkinci yapmaları gereken şey o tavuk yumurta problemini çözmeleri. Mesela biz juniorUXdesigner.com diye bir site yaptık.
Ve işte jrux-designer.com ve bu sitede bu tavuk yumurta problemini çözmek için şeye destek oluyoruz. İnsanlara destek oluyoruz. Diyoruz ki case'lerimiz var. Gel bu case'leri yap. Biz sana bu case'ler konusunda şey yapalım. Feedback'ler verelim. Ve bu case'leri aslında daha iyi hale getir ve portfolyona koy. Ve böylece sektöre giriş noktasında tecrübesizlerden dahi tecrübe istendiği bir noktada. Çünkü çok fazla şey var, aday var. Ve şirketler de tabii ki aralarından en ilgili olduğunu ifade edenleri değil, en ilgili olduğunu kanıtlayanları almak istiyorlar. Üçüncü şeyim de bu olacak. Pardon, ikinci tavsiyem. Üçüncü tavsiyem de papağanlık yapmak. Tabii ki daha çok tasarımla alakalı bir şeydir bu. Tavsiyemdir bu. Ama temel şeyim bir kullanıcı testi konusunda tecrübe mi kazanmak istiyorsunuz? Steve Krug'un örnek bir kullanılabilir testi videosu var. Onu alın, bir benzerini siz oluşturmaya çalışın. Bu arada mesela UX Researcher'larla alakalı güzel bir Slack kanalı var. Hatta ben de aktifim orada. UX Research Slack kanalı diye ararlarsa çıkar mı çok emin değilim. Şimdi adres bakıyorum ama mesela o Zaten kanalı şeydi kuran aslında ben yayın sonunda bunları sizden rica edeceğim. Onları videoya sonra tamam. ekleriz. Ha, şimdiden ona Tamam, zaman tamamdır. Onları ayırabilirim. ekleriz. Mesela o Slack kanalını kuran arkadaşımız bir iş arkadaşıyla beraber oturmuşlar. Şey yapmışlar. Kelimelik diye bir oyun var. O kelimelik oyununun kullanıcı araştırmasını yapmışlar. Tamam, test yapmamışlar ama kullanıcı gözünden değerlendirmesini yapmışlar ve Medium'a koymuşlar. Ne güzel bir içerik. Ve sonrasında işte birkaç yerde bunu anlatmaları için davet edildiler vesaire. Mesela çok güzel bir içerik örneği aslında bu alana yeni tanışmak isteyen insanlar için. Ve alıp aslında güzel bir yapıyı, bir oyunun deneyimi ya da oyunun tasarımıyla alakalı çalışma yapmışlar. Yani üçüncü önerim de taklit ederek, papağanlık yaparak ortaya şeyler çıkarmak. Vakalar çıkarmak oluyor olacak. Ve son Anladım. önerim de deneyim kazanacakları her yerde ben bu alandan ne kazanırım diyerek girmek olmalı. Burada çok basit bir şey sorayım. Böyle hep kafamı kurcala. Yani şimdi hani işin yine mutfağını şey yaparsak. Bu işte HTML, CSS yazan arkadaşlar var. Bir de işte bu wireframe'leri ve o şeyi çizenler var. Böyle hani Evet. ünvan anlamında hangisi ne oluyor? Ya da hangisi hangi kategoriye giriyor? HTML, CSS yapan arkadaşlar daha çok şey alanındalar. Arayüz geliştiricisi, yani front-end developer oluyorlar. Ya da UI developer da diyebiliyor muyuz onlara? Yani oradaki şeyler de title'lar o kadar birbirine girdi ki UI developer da denebiliyor ama geçen bir yerde gördüm, yine yanlış anlatmış olmayayım. Yani front-end'de daha çok JavaScript ile de ilgilenen, aynı zamanda işte back-end etkileşimlerini de yazan arkadaşlara front-end developer, daha tasarım artı HTML CSS tarafında ilgilenen arkadaşlara işte UI developer ya da front-end designer falan gibi şeyler deniyor gibi bir tanım vardı bir yerde. Tam doğru aktaramamış da olabilirim. Bir tabii ki estetik çözümleri, tipografik çözümleri yapan arkadaşlarımız var. Arayüz tasarımcıları, işte UI designerlar. Şimdi UX UI designerlar aynı insan olmaya başladılar. Bazen UX designer diye salt başka bir terim de var. İşte dediğim gibi az önce onun önüne gelen UX researcher adını verdiğimiz bir kavram var. Bunlar tabii ki olabildiğince bir yazılım projesinin içerisinde, tasarım projesinin içerisinde akan roller ve birbirleriyle artık etkileşimleri de giderek artmaya başladı. Yani bir ürünün deneyimiyle alakalı front-end developer'ın orada aldığı animasyon kararı da şeyi çok fazla etkiliyor gerçekten. Deneyimi çok fazla etkileyebiliyor. Ve Anladım. tasarımcı onu animatif bir şekilde sunsa bile front-end developer başka bir şey yapmış oluyor. Ve bir bakıyoruz kullanımı testinde bu problem olarak karşımıza gelmiş.
Şey sorayım, bu alanda böyle yani her alanın kendine göre şeyi oluyor. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular ve şehir efsaneleri. Bu UX ve usability alanında böyle var mı böyle ilk aklınıza gelen? Var. 5 kullanıcıyla test olur mu? Olur Mesela. mu? Çok güzel şey söyleyeyim, yani 90'da çok fazla tartışmasıydı. Aslında bu tartışma da şundan açıldı yani. Dedi ki Jacob Niesen, onlarca şey çalışmasından, kullanılabilirlik çalışmasından biz şey yaptık. Bir katılımcı sayısı ile bulunan kullanılabilirlik problemleri arasında bir korelasyon bulduk. Ve bu korelasyonu da bir matematiğe döktüğümüzde şu ortaya çıktı. 5 kullanıcıyla kullanılabilir problemlerin %75'ini bulabilirsin. Sonra bu camiayı biraz ikiye bölen bir mit oldu gerçekten. Yani bunun bu olduğunu iddia eden onlarca makale, olmadığını iddia eden onlarca makale de yazıldı. Bu mesela ilk mitlerden biriydi. Ben orada biraz daha rakamsal tarafa takılmayıp Steve Kruk kafasında işte 5 kullanıcı, 8 kullanıcı, 12 kullanıcı yapmak yerine sık sık yapmak, formal noktalı eğer bir ölçüm yapma gerekliliğimiz yoksa, işte az önce örneklerini verdiğim işte A sitesiyle B sitesini karşılaştırmıyorsak, A sitesinin eski versiyonuyla yeni versiyonunu karşılaştırmıyorsak, bu tarz gerekliliklerimiz yoksa o kadar formal değil, informal bir yapıda devam edebileceğimizi düşünüyorum ve oradaki test katılımcı sayısına çok takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Ama hala bir mit olarak devam ediyor bu ara. Anladım. Şey peki aslında biz şu an konuşma boyunca baya bir isim, farklı isim zikrettik. Hani bir toparlamak Evet. adına böyle bu sektörden önerebileceğiniz bu hani yerli olur, yabancı olur, işte kitap, blog, isim, farklı şeyler ki cevaplamadan önce ben hemen söyleyeyim. Baya bir Steve Kruk'u konuştuk. Şu an onun kitabı da önümde duruyor. Don't Make Me Think işte en çok şey Kesinlikle. kitaplardan bir tanesi. Diğerlerin Aynen. nelerdir hani önerebileceğiniz? Evet, çok fazla Jacob Niesen'den de bahsettik. Mesela bu işin gurularındandır. Aslında Norman Niesen Group, yani NN Group'un hem makaleleri hem de sertifikasyonu da kritik. Yani o makaleleri, aslında sertifikasyonu o kadar kritik değil de makaleleri önemli. Her ay ya da her 2 haftada bir mutlaka bir makale sayfalarında paylaşıyorlar. İşte bahsettiğim measuringyou.com kullanılabilirlik testine istatistiki yaklaşan taraflar için son derece kritik o nokta bence. Çok güzel bir kaynak. Baya bir şey yapıyor. Rosenfeld Medya kitaplarını çok tavsiye ediyorum. Nate Rosenfeld bilgi mimarisi üzerine devasa bir kitap yazmıştı ama sonrasında güzel kitap içerikleri sunan bir yapıda. O yüzden Nate Rosenfeld'i de şey yapabiliriz, işin içine katabiliriz. Aslında bu kadar. Yani Türkiye'den de farklı şirketlerin farklı içerik kaynakları var. Yani bunu şey yapabilir. Türkiye'de tabii benim hep en büyük acım biz yani şirketler olarak kendi ürettiğimiz değerleri paylaşmıyoruz. Onun yerine daha çok çeviri makaleler, İşte yurt dışında gördüğümüz kaynakların Türkçe versiyonlarını yayınlıyoruz. Buna bizzat kendimiz de aslında yani user spots olarak da çok bir reaksiyon veremedik. Hani kendimizi de burada olumsuz bir şekilde eleştiriyorum ama inşallah düzeltmeye çalışacağız. Birçok Türkçe kaynağı da bakabilirler ama daha çok dediğim gibi onlar İngilizce kaynaklardan çeviri ve düzenleme olduğu için bahsettiğimiz nice kaynaklar şey için yeterli olacaktır, takip Anladım. için. İzleyen arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir soru sormuş. Kullanılabilirlik zamanını web sitelerinde ölçebileceğimiz araçlar konusunda bir tavsiyeniz var mı? İşte aslında bir web sitesindeki kullanılabilirliğin iyi olduğunu ölçmek sadece web sitesindeki bir araçla çok mümkün değil. Yani az önce bahsettiğim gibi bir checkout süreci ortalama 6 dakika 7 dakika sürüyordur. İstatistiğini Analytics datasından alabilirsin. İşte ya da conversion rate'in funnel'ını alabilirsin. Bunu Analytics'te yapabilirsin. İşte Hotjar gibi tool'larla vesaire de yapabilirsin ama mutlaka
kullanılabilir testi yapıp birebir kullanıcılarla da oradaki istatistikleri doğrulaman gerekiyor. Ya da oradaki istatistiklerin niyelerini anlaman gerekiyor. Bu biraz hani biraz ondan biraz bundan yapısı. Hatta bir dönem Koala.ru diye bir tool vardı. O tool şey yapıyordu. Hala da var hatta. İşte şeyler yapıyor. 30 saniye boyunca kullanıcı hareket etmemişse alttan şey çıkarıyor. Ya bu sayfada neyi bulamadın? Hani bunun gibi kullanıcılar en çok şu sayfada kayboluyorlar vesaire şeylerini de bulabilirsiniz. İstatistiklerini oluşturabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, birçok şeyi bir arada yapmanız gerekiyor. Bunu tam anlamıyla ve verimli yapmak isterseniz. Anladım. Yasla biz zamanı doldurduk ama müsaadeniz olursa son bir soru daha sorabilir miyim eğer Tabii ki, şeyse. tabii ki. Lütfen. Aslında bu şey işte son günlerin gündem maddesi işte korona. Hani korona hayatımızı değiştiriyor, değiştirdi, değiştirmeye devam ediyor. Bunun işte iş hayatına da yansımalar var. Biraz daha hani yazılım ve IT dünyasında baktığımızda en çok şeydir. Bir remote çalışma olayı var. İşte bir taraftan işte e-ticaret var. Ben hani kısaca sizin tarafı yani bu usability ya da experience tarafını nasıl etkiledi? Şu an ilk gözlemleriniz, ilk etkileri nelerdir? Böyle karşılaştığınız ilk şeyler deyip son soruyu soralım. Bununla alakalı aslında Marketing Türkiye'de çok büyük bir kaynak oluşturduk. Şeyi görebilirim aslında. Birçok ürün sahibi için en temel noktalardan birisi bir new bir user deneyimine ihtiyaçları var. Yani online'ı hayatına yeni sokmuş kullanıcı deneyimi çok kritik hale geldi. Çünkü İşte BKM diyor ki 5 milyon yeni kart internette kullanılmaya başlandı. Aslında bu kişiler internette varlardı. WhatsApp kullanıyorlardı, işte Facebook kullanıyorlardı ama e-ticaret sitesi kullanmıyordu. Şimdi birçok kullanıcı grubunun işte zorunluluktan da olsa internette alışveriş yapmaya başladıklarını görüyoruz. Erişilebilirlik, kolay kullanım, 60 yaş üstü kişilerin ya da internete aşina olmayan kişilerin ürünleri kullanabilmeleri konusu çok daha kritik oldu. Tüketici deneyimi noktasındaki hijyen faktörü aslında çok kritik oldu. Tabii ki kullanılabilirliğe etkisi olmamakla beraber yani şunu yapan şirketler var. Motokurye, sana ürünü getiren motokuryenin vücut ısısının kaç derece olduğunu paylaşabiliyor artık şirketler app'lerinde. Bu mesela tüketici tarafında da önemli bir şeye dönüştü. Mesela bekleme deneyimini tasarlamak çok önemli oldu. Enteresan bir şekilde, yani enteresan demeyelim tabii ki, şirketlerin çalışan deneyiminin müşteri deneyimini, kullanıcı deneyimini çok etkilediği bir dönem oldu. Yani şunu perakende şirketleri söylüyor mesela, hiç olmadığımız kadar teşekkür oluyoruz. Ya çalışanlarınıza çok güzel maske vermişsiniz. Çalışanlarınıza çok güzel ekipmanlar vermişsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Yani müşteriden çalışanların kıyafetiyle alakalı teşekkür alabildiğiniz bir dönem. Şimdi Covid dönemi ne kadar etkileyecek, daha ne kadar daha fazla etkileyecek ve bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu tarz katastrofik olayların belli bir dönem şey olduğunu biliyoruz. Ama bir yandan da insanoğlunun ne yazık ki hafızası zayıf. Yani çiçek aşısını bulan kişi belki dinleyenler de biliyorlardır. Bunun patentini almadı yıllar önce. Dedi ki güneşin patentini alamazsınız. Çiçek aşısı benim insanlığa armağanımdır. Milyonlarca dolar para kazanabilirdi çiçek aşısından ve kazanmadı. Ve çiçek aşısı bulunmadan önce çiçek hastalığından gerçekten on binlerce, yüz binlerce insan hayatını kaybediyordu. Ama şimdi birileri çıkıp şey diyebiliyor. İşte çiçek aşısının içindeki bilmem ne yüzünden aşı olmamalıyız, aşı karşıtı diye bir şey ortaya çıkabiliyor. Yani insanoğlunun unutkanlığı bu Covid dönemi sonrasında kullanıcı davranışlarını değiştirecek şeyler belki 5 yıl sonra tekrar normale dönecek bir hale, bu dönemleri unutacağımız bir hale gelebilir. Ama birçok davranışımızı kökten değiştirdi diyebilirim az önceki örneklerini verdiğim şekilde. Anladım. Çok teşekkür ederim. Biraz böyle zamanınızı Ben kısaca teşekkür ederim. harcadık ama gerçekten baya bir keyifliydi. Baya hani ben her ne kadar ben bu alanı araştırsam da ben de böyle ilk defa yeni duyduğum şeyler oldu. Bu açıdan tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar da dinleyici arkadaşlara da teşekkür ederiz böyle katkılarıyla. Bir sonraki var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Ben çok teşekkür ediyorum Tamam. tekrar. Görüşmek üzere Elif'i abi. anarak Görüşürüz. bitirelim. Elif'i anarak bitirelim diyorum. Aynen. Kendisini rahmetle anıyoruz. Evet. Buradan da evet. Allah için nasılsın? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki yayında. Bay bay.